Eylül! Eylül Erdem! Hadi! Hey! Kime diyorum ben? O ayağını indir. Sonra da üstünü düzelt. Müdür hanım seni odasında bekliyor. Hadi! O bakışlarını da indir mi indir. Müdürüm var senin karşında. Yok. Anlaşıldı. Senden bir halt olmayacak. Bu kaçıncı ya? O zavallı anneciğin hatırı olmasa var ya. O kadın benim annem falan değil. Nankör. Kadın sana o kadar annelik yaptı. Kime anlatıyorum ki? Sanki anlayacaksın. Çık dışarı. Çık! Sinirimi bozma benim daha fazla. Çık! Sen ne yaptın öyle? O buradan devletin malı. Şimdi çabuk düzelt onu. Düzelt dedim. Buraya kadar. Eğitim hayatım bitti. Geri zekalısın sen. Senden bir halt olmayacak. Şimdi defol. Pisliğinde boğulacağın hayatında başarılar diliyorum sana. Ben de size kendi pisliğinizde oynayacağınız kadar uzun bir yaşam diliyorum. Allah senin gibi öğrencinin belasını versin. Geri zekalı. Bıktım artık. Bu kaçıncı? Senin yüzünden millete yalvarmaktan yüzsüz oldum be. Yalvarmasaydın o zaman isyan mı oldu? Bir daha tövbe. Ölsen, hapislerde çürüsen gene de kimseye gitmem. Yeter artık seninle uğraştığım. Ama dur. Sen dur. Başına gelecekleri bilmiyorsun da. Peki ben konuşsam senin başına neler gelir biliyor musun? Hı? Şu balyajlı saçların hikayesini anlatsam mesela. Kuaför Oktay'a yaptırdığın hani. Ağda odasında. Bitti artık. Bin arabaya. Ben yürüyerek giderim. Eylül! 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 Nereye gidiyorsun lan arkanı dönüp? Babanım ben senin. Başçavuşun eşeğe mi andırıyor burada? Bağırma bağırma. Evde bağırırsın. Ne evi lan? Ne evi? Evin mevin yok senin. Bitti artık. Gidiyorsun. Nereye gidiyorum ya? Yürü. Gidiyorsun işte. Her gün bir olay. Her gün bir numara. Bin şuna. Evlat değil, baş belası. Vuramadın, içinde kaldı değil mi? La havle ve la kuvvet, şimdi elimin tersiyle bir tane çakacağım. Vur hadi vur, rahatla. Anneme yaptığın gibi yapma ama. Bir kez vur, gebert. Ne yapmışım lan annene, ne yapmışım? Annene ne yapmışım? Ne yapmışım annene? Bana bak, ne yapmışım annene, ne yapmışım? Ne yapmışım annene? Ne yapmışım annene diyorum?
Gözüme bak! Ne yapmışım? Ne yapmışım? Ne yapmışım? Annenin... Ne yapmışım annene? Kime benzedin sen böyle? Ha? Şu haline bak, kime benzedin böyle? Gözünden bir damla yaş bile gelmedi. Sadece annemi değil, ruhumu da öldürdünüz siz. Bakalım. Niye babaanneme geldik? Ne yapacağım ben burada ya? Sevmiyorum burayı. O senin sorunun. Ben seninle başa çıkamıyorum. O karı yaptırttı değil mi? O karı gönderdi beni. Doğru konuş. O karı dediğin sana annelik yaptı. O ahlaksız benim annem falan değil. Bir de üstüne iftira attam olsun. Yeter be. Ne halin varsa gör. Bir daha sakın arama beni. Baban da yok artık. Atlatacaksın vicdanını. Baba mısın be sen babana? Ben de bırakacağım seni. Elden ayaktan düşünce bakmayacağım. Kızdım ya ben seni. Böyle sokağa atamazsın. Çöp değilim ben. Ne oturuyorsun kız burada? Bak bak. Ağlıyor mu yoksa? Ne ağlayacağım ya? Baban nerede? Gitti işte, kör müsün? Allah'ın hayırsızı. Buralara kadar gelip anasının elini bile öpmüyor. Zaten ne beklenir ki ondan? Evlat değil, gübre. Gel kızım, ver onu sen bana. Yavaş kız. Kıtlıktan mı çıktın? Kaçırmıyor kimse önünde. Anlat bak. Gene okulda birini mi dövdün? Dövmek değil bu sefer. Çok akıllısın. Sana okul gerekmez dediler. Elime çıkışı verdiler. Bak ben diyeceğimi diyeyim. Bura küçük yer. Eline diline hakim olacaksın. Yoksa... Yoksa?
Sen de mi kapının önüne koyarsın? Bak senden sizin ettiği lafa. Vicdansız mıyım ben? Olsan da şaşırmam. Dünyam kovulmaya alışık. Öyle deme. Hem düzgün bir şekilde okula gidip geleceksin o kadar. Ya zorla yani. Gerekirse sopayla. Belki karşına iyi bir öğretmen çıkar. Belli mi olur? Ama bir şey diyeyim mi? Hayallerini yıkmak gibi olmasın da. 10 yıllık profesyonel öğrenciyim. İyi öğretmen diye bir şey yok.